Zımbaların ve büküm formlarının oluşturmasının ardından kalıp dizaynı üzerine, bant dizaynı üzerinde şurada yer alan formlu bükümlerin erkeklerini ve dişilerini oluşturacağız. Bununla alakalı olarak kullanacağımız komut forming insert komutu. Forming insert'e giriş yapmamla birlikte öncelikle forming region tanımlamasını bizden bekliyor. Yani işleme yapılacak bölge. Bu noktada bir tane boundary, ardından da bir tane seed face, ardından da bir boundary face tanımlaması yapılabilir. Yapılan tanımlamaların ardından ekranda görmüş olduğunuz bölge trimleme bölgesi olarak çıkartılabilir, eklenebilir. Bu noktada bir punch yapacağımız için punch plakasına kadar uzatacak. Ve bunu otomatikman trimlemesini istiyoruz. Create datum plane demenizle birlikte punch plakasının üst tarafına kadar bir datum plane atılır. Ve seçmiş olduğun yüzeylerin birer yeri otomatikman çıkartılır. İşleme mantığında oluşturmuş olduğunuz skecin içerisine yapmış olduğunuz skeç tasarımı önem arz etmektedir. Bu noktada skeç tasarımını gerçekleştirirken dikkat edilecek en önemli şey formların, hatların seçmiş olduğum bölgenin dışarısına tutmamacak olmasıdır. Dışarısını oluşturmamamız gerekiyor. Daha sonra istediğim gibi büyütebileceğim için şimdi sadece böyle bir sınır çizip içerisine otomatikman form oluşturacağız. Skeç'ten çıkmamla birlikte üst tarafa çizmiş olduğum form aşağıya doğru extrude edilir. Ve ilgili yüzeylerle, tanımlamış olduğum yüzeylerle otomatikman trimlenir. Böylelikle hızlıca orada formu oluşturan bir erkek geometri karşımıza çıkar. Erkek geometrinin düzenlenmesi için üzerine sağ tuş yapıp Make Work Part denilebilir. Ürün ağacına ihtiyacımız olacak. Ürün ağacının içerisinde yapılan işlemlerin bölgenin yediğinin alınmasının, Extrude'un ve Trim Body'nin oluşturulduğunu görebiliyorsunuz. Bu noktadan sonra modelleme komutlarına başvurulup istenilen işlem tekrar gerçekleştirilebilir. Offset region denilebilir. Model geometrisi hızlıca elde edilebilir. Alt taraftaki dişi geometrinin oluşturulmasında benzer bir mantığı takip ediyoruz. Progressive Style Wizard içerisinde Forming Insert'e ulaşıyorum. Seed Face olarak üst yüzeyi, Boundary olarak ilgili yüzeyi seçip sınırlamalarımı da verip ilgili bölgenin bir yedeğini hızlıca çıkartıyorum. Burada sınır olarak yüzey verilmeyebilir. Daha büyük bir tanımlama yapacak isek, örneğin bu şekilde ilgili bölge tanımlanabilir. Bu sefer bir die geometrisi oluşturacağım için Design Forming Die seçeneğini işaretliyorum.
otomatikman trimlenmesini istiyorum. Create datum plane ile alt plakaya kadar olan kısımda hızlıca hemen bir tane datum plane oluşturulur. Bu datum plane seçilerek sketch hattına geçiş yapılabilir. İstenilen eğri tasarımı yapıldıktan sonra sketch kısmından çıkıyorum. Yine formu parçaya doğru ekstrüt edecek seçmiş olduğum bölge ile birlikte bunu otomatikman trimleyecek. Ortaya dişi form, dişi geometri hızlıca çıkacak. Yine mantık aynı şekilde ilerlemekte. Make work part deyip çalışma dosyası haline getirilebilir. Bu esnadan sonra zaten üzerinde istenilen işlem gerçekleştirilebilir. Form üzerinde istediğimiz işlemi gerçekleştirebiliriz. Diğer formlar için de benzer işlemler yapılabilir. Örneğin bu bölgede